Erkeklerden sıkça gelen bir soru var abi. Kadınlar neden bir olayı asla unutamıyorlar ve devamlı olarak böyle onu hatırlıyorlar ve tekrardan gün yüzüne çıkartıyorlar? Erkekler tamamen bir olay yaşanıyor, bir problem oluyor. Özür diliyor ve tamamen unutuyor onu. Bir daha hiç yaşanmamış gibi oluyor ama kadınlar asla unutmuyor. Kadınlar niye çok konuşuyor? Çünkü erkekler onları anlamıyor. O da anlaşılıncaya kadar konuşmaya başlıyor aslında. Bu işin belki espri boyutu. Aslında bu biraz da kadının fıtratını, kadının doğasını, erkeğin doğasını bilememekten kaynaklanıyor. Kadınlar geçmişi unutmuyor diyoruz, dikkat edin. Ayşe Hanım geçmişi unutmuyor demiyoruz. Fatma Hanım demiyoruz. Kadınlar diyoruz. Demek ki kadın dünyasında böyle bir gerçek var. O zaman bu kadının yaratılışın bir parçasıymış. Bunu kabullenmemiz lazım. Sonra anlayalım neden unutmuyor. Çünkü kadınlar duygusal olarak daha derinlemesine olayları yaşadıkları için, duygu ağırlıklı oldukları için etkilenirler geçmişte yaşanan hadiselerden. Sizin parmağınızın yaralanması gibi onların da duyguları yaralanıyor. Apse yapıyor. Kıymık batar gibi onların da duygularına kıymık batıyor. Eğer siz zamanında süreci tedavi etmezseniz kadında hastalık yapıyor. Ve kadın zaman zaman acı hissediyor. Kıvrandıkça acı hissediyor. Çağrışım oldukça acı hissediyor. O olayı hatırlatıcı bir olay oldukça acı hissediyor. Acı hissedince de eşine tepki vermeye başlıyor. Bayramın ortasında pat diye konuyu gündeme getirebilir. Çünkü o arada çağrışım yapan bir olay oldu yani. Erkekler lütfen şuna dikkat edelim. Sadece özür diliyorum demekle sorun çözülmüyor. Eğer gerçekten siz eşinize problem, travma yaşatmışsanız, eşinizi aşağılamışsınız, değersizleştirmişsiniz, fiziksel şiddete kadar gitmişsiniz, bütün bunlar geçmişte kaldı, ne yapabiliriz diyerekten işin içinde çıkamazsınız yani. Bu sorunu çözmeniz lazım. Bu sorunun formülü var. Bu formülü uyguladığınızda inanın kadın bir daha gelecekten bahsetmez. Ben burada garanti verebilirim yani. Peki nasıl olacak? Kadın o geçmişte yaşadığı konuyu anlatacak iskender. Anlatacak konuyu. Siz de dinleyeceksiniz. Kadın anlatırken duygulanacak. O an ağlayacak. Siz özür dileyeceksiniz. Doğru canım diyeceksiniz. Evet yani bunu yapmamalıydım. Hakkını helal et. Onarma süreci oluşuyor burada. Kadın anlaşıldığını hissetmek istiyor. Tamam bu bana haksızlık etti. Haksızlık ettiğinin de farkında bu adam. Ama diğer uslubumuz öyle değil. Ne yapalım? Olmuş bitmiş bir olay ya. Allah aşkına sen de durup dururken böyle geçmişe gidiyorsun. Ta 20 sene öncesini yine atladın. Isıtıp ısıtıp gündeme getiriyorsun. Bunlar çözüm değil. Ben bir örnek vereyim isterseniz siz karar verin. Ben yolda gidiyorum arabamla. Yanlışlıkla birini vurdum. Sola doğru devrildi bu adamcağız. Kan revan içinde. Camı indirdim. Kardeş kusura bakma çok özür diliyorum dedim. Sonra camı çektim. Bastım gittim. Bu özür daha adama batar ya. Daha ağır gelir bu ya. Özür dilemeden basıp gitseydim belki daha iyi olacaktı yani. Peki ne olacak? Abi ne yapayım? Vurduk. Yapılacak ne var? Çok şey var. İnersin. Eğer ağır değilse alıp arabana alırsın. Ağırsa ambulansı çağırırsın. Hastaneye götürürsün. Bakın çok yakın ilgi göstermeye başlarsın. Annesi babası gelecek. Belki ilk etapta sana kızacak, sana bağıracak, sana bir şeyler söyleyecek. Ama bütün bunlara rağmen sen sesini çıkarmayacaksın. Çünkü suçlusun. Hakkınızı helal edin. Bilmeyerek oldu. Dikkat edemedim. Kusura bakmayın. Ama siz hastaneden de ayrılmıyorsunuz. 10 gün geçmiş, 20 gün geçmiş. Siz onlarla farkında olmadan dost olmaya başlıyorsunuz. Öyle bir yakınlığınız olur ki bir ömür boyu unutamazsınız birbirinizi. Bakın vurduğun adam senin yakın arkadaşın olmaya başladı. Yaraladığın adam ve adamın ailesiyle siz bir bağ kurdunuz. Niye? Çünkü yarayı onardınız. Onarınca sevginiz yeniden artmaya başladı. Düşman gibiyken dost oldunuz. Eşinizin derdiyle lütfen dertlenin. Geçmişte kaldı demeyin. Ve kadın olayı tekrar yaşaması gerekiyor. Canlandıracak gözünde kadın. O ana gidecek. Gözyaşları dökecek. Hissedecek. İşte orada terapi süreci başlıyor. Aslında kusma seansı gerçekleşiyor. Kusma meydana geliyor. Yani kadının içinde o güne kadar biriktirdiği ve taksit taksit size söylemek istediğini peşin olarak sizin de onayınızla onu dışarı atmış oluyor. O zehirden kurtulmuş oluyor. Ve o zehir kaldığı sürece de omuz ağrıları, ense ağrıları, baş ağrıları, kol ağrıları, sol kol uyuşması, bel ağrıları, bacak ağrılarına dönüşmeye başlıyor. Kadın onu içinde tutuyor. Ya yardım et, onu atsın, içindeki o zehri atsın. O zehri atmanın yolu sizin onu anlamanızla oluyor. Yani o konuştukça, evet canım doğru yapmamam gerekiyordu. Kadın buna yeter ki inansın. O yüzden ikide bir gündeme getiriyor. Her gündeme getirdiğinde yine başladı. Allah'ım ya Rabbi ya. Yani kaçayım mı? Ne yapayım ben şimdi? Ya bunu dedikçe kadın bir kat daha anlaşılmadığını hissediyor. Ama siz onu anlama moduna geçtiğinde kadın rahatlar. Ben anlaşıldım.
artık bunu gündeme getirmesine gerek kalmaz. Peki diyeceksiniz ki erkeklerde niye böyle olmuyor? Erkekler daha çok olaylara mantıksal yaklaşırlar. Yani olaya duygusal olarak denilemesini etkilenmemek için duvar örerler genelde. Çünkü dış hayatta daha çok meşgul oldukları için bir derece. Fakat anne bebekle meşgul oluyor. Çocukla meşgul oluyor. Bir bebeğe bakacak kişinin çok duyarlı olması lazım. Duygularının çok açık olması lazım. Çok hassas olması gerekiyor. Gece çocuk ağladığında kalkabilmeli. Baba yastığını alıp odayı terk edip başka bir odaya geçerken anne hemen uyanıp çocuğuna yardım ediyor. Bebeğine yardım ediyor. Şimdi böyle duyarlı bir hanımefendi savunmasızdır. Sözcükleriniz yara yapar onda. Mermi gibi, kurşun gibi yara yapar onda. Ama erkek duygularını kapatır. 5000 lira paramı aldın vermedin. 5 ay sonra getirdin. 1 kilo tatlıyla beraber. Ya Ferhat Bey kusura bakmayın. Paranızı almıştım. Şundan getiremedim. Getirmiş oldum. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim falan dersiniz. Olayı unutursunuz. Biter olay yani. Ama kadında böyle olmuyor. Kadın o 5 aylık süreçte bana parayı vermediğinde ben neler yaşadım biliyor musun? Neler hissettim biliyor musun? Ne kadar çaresiz kaldım biliyor musun? Ne kadar ağladım biliyor musun? Başkalarından ondan bundan parayı istedim bana vermedin. Ve senin o 5000 liradan dolayı ben şunları şu acıları yaşadım biliyor musun? Bunu demesi gerekiyor. O da diyecek ki evet anlıyorum doğru gerçekten çok şey yaşamışsın ve ben de tüm bunlara sebep olduğum için çok özür diliyorum. Heh, kadın orada anlaşıldığını hissettiğinde bitirir. Sihirli bir formül daha vereyim. Demek ki formüldü. Bu sihirli formül. Eğer siz eşinizin geçmişi konuşmasını istemiyorsanız konuştuğu konuları tespit edin. Hangi konuları konuşuyor? 3 tane konu mu var? Nişanlılıkta işte altın takılacaktı takılmamış. Örnek diyorum. Konuları tespit edin. Kadın o konuları konuşmadan siz gündeme getirir. Mesela gece yatarken veya baş başa çayınızı içerken. Çay içiyoruz şu anda resmediyorum. Canım biliyor musun? Şey aklıma geldi ya. Bu altın meselesi vardı ya. İmkanlarım olduğu halde ben sana almamıştım. Hatta seni rencide etmiştim. Gerçekten o aklıma geldikçe kendimi çok kötü hissediyorum. Ne olur hakkını helal et. Siz 2 defa, 3 defa bunu gündeme getirdiğinizde kadının cevabı şu olur. Canım tamam ya. 2'de 1 bunu gündeme getirip kendini kahretmene gerek yok. Olmuş bitmiş bir olay. Bunu kadın size söylesin bunu. Siz söylemeyin bunu. Bunu söylediğinde sorun kapanmıştır. Özelimden örnek vereyim. Evliliğimin ilk 3 senesinde problemlerim var benim. Gerçekten eşimde onarılması gereken şeyler vardı. Sizi kasemle temin ediyorum. Eşimin geçmişle ait bugüne kadar tek bir kelimesi olmamıştır. Çünkü onarıyorsunuz, dinliyorsunuz, özür diliyorsunuz ve ben seni anlıyorum. Haklısın. Anlıyorum. Haklısın. Bütün mesele bu. Kadın halen suçlanıyor. Suçlanan kadın durmadan kendini savunmaya çalışacak. Yani şunu da ilave etmek isterim. Geçmişi unutmayan birçok erkek danışanım olduğunu da biliyorum. Yani tam tersine erkek geçmişi unutmuyor. Çok duygusal erkeklerde de bu problemi yaşayabiliyoruz. O zaman kadın da o vakitte mi aynı şeyi yapması lazım? Kadın da aynı şeyi yapacak.